Bir izleyicimiz şöyle bir soru yöneltmiş bizlere. Kendi vereceğim eğitim ile profesyonel eğitim arasında ne farklar vardır? Şeklinde sık sık duyduğumuz sorulardan bir tanesi. Şöyle ki, kendiniz köpeğinizi eğitmek istediğiniz zaman tabii ki yüzlerce köpek eğitmediğiniz için köpeğin bazı sizi kandırmak için yapacağı numaraları anlayamayabilirsiniz. Çünkü eğitimde amaç sizin gördükleriniz değil de konuya köpeğinizin bakış açısından bakabilmektir. Ve de bu bakış açısından bakabilmeyi sağlayan yüzlerce, binlerce farklı karakterli köpekle uğraşmış olmak, ilgilenmiş olmak, yani tecrübeli olmaktır. Mesela şöyle bir örnek verelim size. Köpeklerin çok sık yaptığı bir şey bu. Köpeğinize komut verdiniz, gel dediniz. Köpeğiniz o an sizi dinlemek istemiyor, işine gelmiyor. Siz gel dediğiniz anda gitti su kabına, su içti ve siz bunu çok doğal karşıladınız. İşte köpeğim susadığı için su kabına gitti, suyunu içti. Bu da çok doğal bir şeydir. Benim burada köpeğe kızmama gerek olan veya uyarmama gerek olan hiçbir şey yoktur. Halbuki tam tersine, köpeğiniz o an susadığından değil, size verdiğiniz komutu unutturmak için size aslında bir çok mantıklı, kendince çok mantıklı bir sebep sunuyor. Ve biz de köpeğimizin yaptığı hatalara sebepler üretmiş oluyoruz. Yani köpekler bunları sahiplerine her zaman yaparlar. Siz ona bir komut verdiğinizde o an işte bir kaşınması tutar, bir susaması tutar. Bir farklı bir şeylerle, yani sanki kendi doğal ihtiyaçları olan şeylerle size verdiğiniz komutu unutturmaya çalışır. Ve bir şekilde de öyle bir unutturur ki sizin ona kızmaya da bir şansınız kalmaz. Bu çünkü onun doğal ihtiyacı dersiniz. Bu bir tane örnek. Bunun gibi tabii ki çok fazla örnek verilebilir. Köpeklerin konulara bakış açılarıyla sadece kendi köpeğinizi eğitmek veya işte 3-5 tane köpeğinizi eğitmiş olmak hiçbir meslekte olmadığı gibi eğitmenlik mesleğinde de sizi profesyonel yapmaz. Ha tabii ki köpeğinizle çalışabilirsiniz, kendinizle uğraşabilirsiniz. Belki iyi sonuçlar da alabilirsiniz. Özellikle köpeklerde herhangi bir travmatik durum yoksa ve sizler de köpeklerinizin köpek eğitiminin temel esaslarını öğrendiyseniz, köpek konusunda da hayatınızda belli tecrübeler yaşadıysanız, tabii ki köpeğinizi eğitebilirsiniz. Burada söylemek istediğimiz, tabii ki eğitmenlik bir meslek ve önemli olan her şeyin normal olduğu köpeği eğitmek değil de bazı sorunlar yaşayan, belki travmaları olan, belki farklı fiziksel sorunları olan köpekleri de eğitebilmek. Bu açıdan tavsiyem, tabii ki sizin merakınız varsa, köpeğinizde de bir sorun yoksa, kendinizde geliştirerek köpeğinizi eğitmeye çalışabilirsiniz ve bunu eğer yapabildiyseniz zaten sorun kalmamıştır. Yapamadıysanız da tabii ki herhangi bir eğitmenden de destek alma yolu her zaman açık.